Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. İmam-ı Muhasibi'nin Risalatul Mustersidin eserlerini okuyakken dedik. Biraz okup demagendik. Şimdi kegencemizden devam ettiremiz. O bizim nuskada 87. bit Ebu Gudan tahkirleri bilen çıkan nuskada. Şimdi ayettiler ki وَرْضَ بِمَا أَرَادَكَ اللّٰهُ لَهُ. Bunda aldığı cümlede Hazreti Ali'nin geplerini keltirip ki kişi sinirledi. Yaşlılık, yamallık bile sinirledi. Diyen gepme ettiler. Ondan ki ettiler ki biz kaide kuvalamız diye etken gepimiz vardı. وَاِنَّكَ لَنْ تَنَالُ مَا تُرِيدُ اِلَّا بِتَرْكِ مَا تَشْتَهِ. Sen uzun istegen nersege, haklegen nersegini terk kımestan eriş almaysa. وَلَنْ تَبْلُغَ مَا تُؤَمِّلُ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ. İstemegen, yaman kılgen nersenge sabır kılmazsan, arzu kılıp ümit kılgen nersenge eriş almaysan. وَبْذُلْ جُهْدَكَ لِرِعَايَةِ مَفْتُولُضَ عَلَيْكَ. Uzinge, zimmenge, farz kılingen nerselerine rayasını kılış, yani edasını kılış diye bağırı küçüğünü serifle. Cuhd bar, cehd bar. Bazı lügaviler ikilesi bitti deydi. Lekin furuqul lügada ajratishadi. Juhd bo'lsa toqat bo'ladi. Jahd bo'lsa mashaqqat bo'ladi. Shuning uchun vabdul juhdaka desa bor toqatingni, bor kuchingni sarfla degan bo'ladi. Varda bima aradakalloh. Endi o'sha nasihatni davom ettiryaptilar. Biz ilgari ham aytganmiz, muhosibiyni bu kitoblari oddiy mu'min musulmonga, siz bilan bizga o'xshagan oddiy musulmonga, o'zini isloh qilmoqchi bo'lgan oddiy insonga nasihat ohangida aytilgan. Bunaqa bir fiqhiy kitobga o'xshab yoki bir ilmiy asarga o'xshatib boblarga bo'linib, mavzularga bo'linib unaqa emas. Shu o'ziga qalbiga qo'yilgan nasihatni aytib ketaverganlar. Ba'zi ma'no takror ham kelaveradi. Bir mavzudan ikkinchisiga o'tib, yana birinchisiga qaytaveradi. Shunaqa. Hozir endi o'sha sabrga chaqirib, farz bo'lgan amallarga bor kuchni sarflashni aytgandan keyin nima dedilar? Varda bima aradaka Allahu lah. Lahu degi zamir ma'ga qaytadi. Alloh taolo senga nimani seni nimaga istagan bo'lsa, o'shunga rozi bo'l. Ya'ni senga nimani istagan demayapti. Seni nimaga istagan bo'lsa. Ya'ni sizni Alloh subhanahu va taolo masalan bir xizmatga qo'ygan bo'lsa, bir tohaga qo'ygan bo'lsa, uni qaydan bilasiz Alloh sizga o'sha narsani iroda qilganini? Alloh taolo sizni o'shunga o'zi yo'llab qo'yadi. Yo'lingiz oson kechadi o'shunga va undan chiqishingiz ham qiyin bo'lib qoladi. O'shanga rozi bo'ldi. Masalan, Alloh taolo sizni quruvchi qilib qo'ygan bo'lsa, quruvchilikni ham anaqa bergan bo'lsa, shunga rozi bo'l. O'shandan jannatni topib olasiz. O'qituvchilikka qo'ygan bo'lsa, unga. Rahbarlikka qo'ygan bo'lsa, unga. Xodimlikka qo'ygan bo'lsa, unga. Alloh taolo qaysi ishgaki seni iroda qilgan bo'lsa, o'shanga rozi bo'l. Qola ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar ki irda bima qasamallohu lak takun min aghnan nas. Vajtanib ma harramallohu alayk takun min awra'in nas. Alloh subhanahu va taolo senga qismat qilib bo'lib bergan narsaga rozi bo'l. Odamlarning eng boyi, eng behojati bo'lasan. Alloh senga harom qilgan narsalardan o'zingni uzoq tut. Odamlarning eng parhezkori bo'lasan. Odam o'sha sabrda, rizoda sinaladi. Rizo bu qalbning sifati. Sabr kabi axloq. Tasavvufda alohida maqom sifatida o'rgatiladi, mashq qilinadi. O'sha rozilik bo'lmaganidan ko'p musibatlar yuzaga keladi. Ko'pincha oilalardagi urush ham qalbda rozilik yo'qligidan bo'ladi. Saodat bor narsaning ko'pligiga, ozligiga qaramaydi, balki bor narsaga rozi bo'lishdan kelib chiqadi. Bir bolaga xo'rozqon topib bersangiz, xursand bo'lib, baxtli bo'laveradi. Xo'rozqonga rozi bo'lgan uchun. Lekin u iPhone istayotgan bo'lsa, Samsung olib bersangiz ham baxtsiz bo'laveradi. Chunki istagan narsasi hosil bo'lmayapti, hosil bo'lgan narsaga rozi emas u. Saodat rozilikdan keladi. Shuning uchun radiyallohu anhum va radu anhu. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Saodat rozilikda bo'ladi, hayot dunyoda ham, oxiratda ham. Kishi agar Alloh subhanahu va taolo
ne takdiriyle onun kısmet kılıp birgen nesesine razı buluş ki kalbini örgütse, saadet duyar şimdi. Eğer o şey razılıkını hasıl kılmese kişi kalbi de saadet duyar mıydı? O milyardki kadir bu sehem, kulasızda leşker bu sehem. Tötte hatını bu sehem, tötte havlusu bu sehem, razı bulan mıydı? Razı olmasa bakt duyar mıydı? Ayağım otuşuna kadar. Ergeye mutuşuna kadar. Çünkü kısmetke razı buluş, bu saadet verir. Şimdi razı buluş, bu tuygu bu. Bu kalbinin bir tane sıfatı. Kaçan ki o şu razılık tebrenmez halge kese, mekan bu. Mesela siz dopingiz yok olgende, inna lillahi ve inna ilahi raciun razı buluyuz. Köleğiniz yok oldu, inna lillahi ve inna ilahi raciun razı buluyuz. Ki kemer yok olup da, narazı olup kalsayız, sizde razılık mekanı yok. Sizde razılık, sizin özünüzü daimi sıfatınızı eylengende razılık bulundu. Şimdi bu razılık, sizi kolunuzda bulmayan halette, kısmetten bugün payetinde elbette narazı bulundu. Razı bulundu. Şimdi, razılık iken deyip durup, yamallikke hem razı buluş duruşmaz. Herkes ülkeyiz uğrayıp, takdir eken deyip kalep duruşuz mümkünmez. Çünkü siz, nahaklığını dert kılmadan için cevap veririz. Nahaklığını dert kılışınız gerekir. O bırak koşunuz iki oruç şu yaptı. Aynı bugün şu koşunuz, şu oğrunun rızkı iken de, koşunun peşinesi de barıken de şükür değişki hakkınız yok. Oğrunu üçleştiniz gerekir. Uyur, bunda siz, o hem kazadan, o oğruya hem kazadan. Oğrunu oğruya kılışı hem kazava kadardan. Lekin siz buyurulgensiz o şenge münasebet bindiriş ki. O siz eğer karşılık sizden siz yenge botup oğurluk kısa, kazada bosa kılığa. Lekin siz vazifeyi ötegen bulas. Sizge onu kaytarış buyurulgen. Siz kaytarışız bilen kaysa kaytmez. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı mencanaka atkendi, mencanak bilen otke atkendi, kaldırığa çubap kigen deydi. O bilen, o katta alenge uçar mı dediyse, yok bir vazifem kılığa yapma. Kim tamandarlıgımı bilgiyle yapma. Allah-u Teala şunge karir. Keskeltirik, pudegen deydi. Keskeltirdi ki püdegeni bilen ot alenge yapamaydı. Lekin kaysi tomondaligini, insonga düşmanligini ko'rsatdi. Kaldırgaç insonga dostligini ko'rsatdi. Siz o yerde kaysi tomondaligingiz, haq tomondami siz, botil tomondami? Nohaqlik tomondami yoki boshqa tomondami? Haq tomondami siz shuni ko'rsatishingiz kerak. O'shunda siz haqiqiy musulmon bo'lasiz, haqiqiy inson bo'lasiz. Mana shu razılıkını çünkü bilme alış gerek. O zizge hem, bura mesela çöntü izden pulunu alamayın deyse, hop deyip çıkar verirsiniz mümkünmez. Güreşsiniz gerek. Güreşkeniniz pulu saklayıp kalış içinmez. Nahaklıkını def kalış için. Sizi pulu saklayıp kalış içinmez. Şükkası açınmayız. Bir hasna. Lekin bura alamayın deyse, yol koymayız. Düşündünüz mü? Bana şu razılıkını meyyarını bilme alış gerek. Razılık bu. Sizi kolinizde bulmagan ve siz özgertirişke teklif kılınmagan oranlarda talep kılınan. Ama siz özgertirişke teklif kılınmagan, buyurulgan oranınızda, şeriat buyurulgan oranında, o kolinizden kirledigen payette, hukuklarda razı oturuşuz mümkünmez. Eğer şimdi siz hemen arasında razı olarak digen bulsanız, onda dünyada adalet tügeydi. Şimdi bazı tasavvuf ulamalarda, mesela İbrahim Adham'ı, bir kişi, o kişi bağda, bir onu bağda işleyken peyti de, şu bağının meyvesinden birgin menge deydi. Dese İbrahim Adham, egesi menge hukuku bergenmez münge deydi. Ben fakat kara belime hala su satış beni işinmez, biriş beni işinmez deydi. Dese başıge bir tepedi. Tepkende İbrahim Adham etkenlik yerler ki başlarını egip, tepmeşi başıge. Asi bugün başka tep. Bir adabını bergen. Digende haliki adam hıcarlıdı bulup getip koyan. En şu yerde o kişi, nemege zulümme kaytarmadı. Dese o kişi bilgen, o şun bilen zulmü kaytarır işini. Şimdi bizim, o tepam yok ya bundan ki. O şunu bilgen, o şun şunu cevap veriyor. Şu bilen bilgen, nefsini hem terbiyeleyen ki, bu asi, asi ben de mi? Cezayim ki oruçum gerek. Ben şu tepki yedim mi senden? Kaçıdır ayrım gel, yok ki kaçıdır nüksanım gel. Ya ki bir, derecat bu sadece etmez. Yani o yüzden derecat kütme ediyorum, lakin nüksanımdan de bilirim. O şu nüksanım yuvarısı acepmez. Yani tep, tep nefsizge hem terbiye verirken, şu böyle hali adamge hem terbiye verirken, tep olmasına kayıt tüketirken. Almanya'ya sonra gelmez kayıt. O mahsus oranlarda o şey egeleri kıladı size, bu şimdi halata kılışız mümkün. O zihinizge nisbeten bugün de onu kötere algen peytinizde.
Lekin uzunlukka daralmaydigan bo'lsangiz yoki birovga nisbatan bo'lganda unga qarab turishingiz mumkin bo'lmaydi. Endi Alloh subhanahu va taolo senga qismat qilib bergan. Qismat qilib bergan narsasi bo'yingiz, shaklingiz, naslingiz, nasabingiz, boyligingiz, turar joyingiz hammasi qismat. Ana shularga rozi bo'lishingiz. Ag'nan nas, g'ani degani bizda ko'pincha boy so'zini o'rniga ishlatiladi. Boy degan ma'noda. Lekin o'zi g'ani boy degani emas, g'ani behojat degani. Boy odam odatda narsasi ko'p, puli ko'p bo'lgandan behojat bo'lgani uchun boshqalardan. Boy odamni, moli ko'p odamni boy deyishga, g'ani deyishga o'tilgan. O'zi asli moli ko'pni sariyun deyiladi, sariyun. O'zi moli ko'p sari bo'ladi. G'ani moli ko'p emas, g'ani behojat. Ammo g'ino behojatlik moli ko'plikdan kelib chiqqani uchun ko'pincha moli ko'pni g'ani deyishga o'tilgan. Takun min ag'nannas, odamlarning eng boy, eng behojatlaridan bo'lasan. Chunki odam nimaga birovga ko'z tikadi? Masalan, birovga yoqaman deb turib, o'zi xohlamagan gapni aytasiz, o'zi xohlamagan takallufni qilasiz, o'ziga yarashmagan ishni qilasiz. Nimaga? Undan nimadir ilinjida. Nimaga undan ilinjingiz bor? O'zingizdagi borga rozi emassiz. Tushundingizmi? O'zingizda bor narsaga rozi bo'lmasangiz, boshqa degan narsaga ko'z tikishga o'tasiz. O'sha ko'z tikish tama deyiladi. Shu tamagirlik sizni o'zingiz istamagan hollarga tushishga olib keladi. O'shuning uchun eng behojat odam bo'lasan qachon o'zingizda boriga qismatga rozi bo'lsang. Bu o'ta katta sifat. Mana shu sifatlar yo'qligidan butun tarixdagi urushlar. Mana shu sifat yo'qligidan insoniyat tarixini o'rgansangiz 95% urush mol yer talash bo'lgan. 90% yo'q. Nimaga? O'zining yeri bor. O'zining tayida moli ham bo'lgan. Boshqanikiga ko'z olatilganda u seniki meniki bo'ladi deganda. U o'zidagi rozi bo'lmagandan o'sha. Shundan urush chiqqan butun insoniyat tarixi. Tarixni o'rganingda hammasi shu. Hozir ham shu. Hozir ham shu bir-birini ustiga bosib qo'ygan, boshqa qilgan hammasi o'zidagi bor narsaga rozi bo'lmaganlar. Insoniyatni eng katta musibati va eng katta baxtsizligi shu o'zidagi qismatga rozi bo'lmaganligi. Shaxslar darajasida, jamiyatlar, mamlakatlar darajasida. Mana bu sifatni agar musulmonlar har bir shaxs o'zida o'zlashtirib olsa, o'ta katta saodat tuyadi. Vajtanib ma harramallohu alayk. Alloh taolo senga harom qilgan narsadan chetda bo'l. Jambun yon degani, yonda chetda bo'l. Takun min aura'in nas, odamlarning eng parhezkor bo'lasan. Vara degani o'zini bir noma'qul narsadan saqlash, parhezkorlik. Taqvodan ajratishadi ba'zi ulamolar. Ba'zi ulamolar taqvoni kuchaytirilgani deydi. Ba'zi ulamolar taqvoni o'zi bilan murodif ishlatsa, lekin qoida shuki, lug'atda ikkita so'z asli murodif bo'lmaydi. Mushtarak bo'ladi. Qaysidir jihatdan bir-biridan farq qiladi. Doroba urdi, latoma ham urdi. Latoma yuzga urdi xossatan. Tushundingizmi? O'sha ba'zi bir jihatdan bir-biridan farq qilishi bilan u yuzga yuz murodif bo'lmaydi. Qaysidir ma'nosida yoki o'zagida, o'zak ma'nosida ishtirok etgan bo'ladi, mushtarak bo'ladi. Bu yerdagi vara ham taqvodan farq qiladi asli. Ulamolar ta'rifida ko'proq taqvo deganda oxiratda zarar keltiradigan narsalardan o'zini tiyish, vara oxiratda foyda keltirmaydiganlardan o'zini tiyish. Demak, siz lag'vdan o'zingizni to'smasangiz, masalan, laqillab o'tiribsiz. Taqvoga zid emas, chunki gunoh gapirayotganingiz yo'q. Oxiratda ziyon qiladigan gunoh ish qilayotganingiz yo'q. Lekin bekorchi ish qilyapsiz. Varaga zid. Taqvoni buzmasa ham, varani buzadi. Shuning uchun bu kishi aytayaptilarki, Alloh harom qilgan narsalardan chetlangan odamlarning eng parhezkori bo'lasan. Bu kishi endi o'sha varani taqvo ma'nosida ishlatyaptilar. Eng taqvolisi bo'lasan demoqchi. Alloh harom qilgan narsalar u so'zda bo'lsin, ko'zda bo'lsin, quloqda bo'lsin, yemoqda bo'lsin, ichmoqda bo'lsin, qalbda bo'lsin. Masalan, yomon gumon qalb amallaridan harom qilingan. Musulmon birodariga nisbatan qalbida kek saqlash, gina saqlash harom qalb amallaridan. Va hokazo. Alloh harom qilgan narsalardan chetlan. Chetlan deb aytishlaridan murod yaqinlashma bir yo'l. Yoniga ham yo'lamagin. Bu narsalarda hammasiga sabr kerak, yuqorida aytganlar. Abu Umama roziyallohu anhu dan Imom Muhokim qilgan rivoyatda
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etken ekenler ki Allah Teala sizlerini türlü bela bilen, sınav bilen tecrübe kıladı. Halbuki uz biledi. Benden Allah tecrübe kıladı. Yani sınaydı. Organı düşünmez. Ondaki uzu bilgen nerseni yüzege çıkarış için. Göyen ki bir avuniz tillesini otta tecrübe kılgeni kebi. Otta seykal birgeni kebi. Bazılar oşa Allah'ın sınavından ibriz. Yani saf yüzge yüz tille olup çıkardı. Yani köp küydürüledi yani. Bu uzunu saklayıp kaladı yani. Köp küydürülse kin ahiretler köpürat azalınır. Köpürat küyüse. Ve uzunu saklayıp kaladı o sıfatını. Şimdi Ali de Ali Nevdeki tille olup çıkardı. Bazıları adli tille olup çıkardı dediler. Bazıları kara tille olup çıkardı. Kara altından murat neftmez. Sıfatsız tille olup çıkardı. Arasında loy aralaşken, toprak aralaşken, temir aralaşken tille bulup çıkan dedi. Yani tuğla tazalanmasından çıkan. İni ettiler ki Allah Subhanehu ve Teala farz kılgen derslerini eda kılgın adamlarının en ibadetlisi bulası. İbn-i Mesud'a nisbet verilgen bu söz aslede Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılgen. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı sözler. Bu hoş yedik ettirgen mi bilmedim. Bir gün Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki bir neyse söz örgütemek kim örgüne dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı sakrep durup ben dediler. Kim kollardan uşap yetelep durup etkenler. Beş tane nasihat kıyırlar o şunda. O şunda İttaki maharimillah tekun abeden nas de başlıyorlar. Allah haram kılgen derselerden özünü ti saklan adamların en ibadetlisi bulursun. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكْ تَكَنْ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ Allah kısmet kılıp bergen nersege razı bul, adamlarının en bir hacatı bayı bulasa. وَاَحْسِنْ اِلَى جَارِكْ تَكُنْ مُسْلِمًا وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكْ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكْ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكْ تُمِئْتُ الْقَلْبِ Dib etkenler. Şu beş de kelime. Yani koşninge yakışlık kıl, hakiki Müslüman bulasa. Adamlarga özünge isteğenini iste. Mumun bulasa. Külgünü köpeytirme. Çünkü köp külüş kalbini uldur etti. Yani beş de gepini oraya etkenler. Ebu Hureyre raziyallahu anhu'ya. İbn-i Mesud raziyallahu anhu'ya o şenden bir iktibas kılıp et yaptılar. Allah Ta'ala farz kılgen derselerge mahkem olup eda kıl. Bendelerinin en ibadetliyiz kursun. A'bedde biz ibadetini hem, ubudiyetini hem düşünüşümüz mümkün. Tasavvuf istilahı da. İyyake na'budu da hem ibadet ve ubudiyet düşünemiz. İbadet taşkı azalarını Allah Ta'ala'ya buysunuş. Müslüman buluş. Ubudiyet kalbinin Allah'ına hem hükmüge teslim buluş. Teslimlik, muhabbet ve razılık bilen bulan. Yani mecbur buysunuşmez. Muhabbet bilen teslim bulsa o şey ubudiyet değil. O da yani kalbin teslimliği. Kalp teslim bulsa ubudiyet değil. Allah'dan başka narsa kalmasa ubudet deyişed. Hemese ne abd sözü uzun çıkıyor öyle. İyyake na'budu digende, senge gene teslim bulamız, senge gene ibadet kılamız digende, senge gene azalarımız boysun edi, kalbimiz hem senge gene teslim buladı digende. Uzumge, nefsimge yemmez. Fakat senge teslim buladı diyekken bulamız iyyake na'budu. A'beden nesle hem utuşu. Adamların en ibadetlisi bulasın. Çünkü haramdan kaytarılgan narsadan tiyilish ko'pincha buyruğini bajarishdan qiyin bo'ladi. Shuning uchun Odam alayhissalomga ham jannatda Alloh taolo biror amal buyurgan emas, yeng iching maza qiling degan. Ammo bitta qaytariq buyurilgan. Bandani bandaligi haqiqiy zohir bo'ladi qachon? Qachonki qaytariqdan qaytganda. Ichidan istab o'zi xohlab turib shundan Alloh uchun qaytgan paytida bandani bandaligi zohir bo'ladi. Osiy bo'lishga imkoni qudrati bo'la turib osiy bo'lmagan paytda bandani bandaligi yuzaga chiqadi. Shuning uchun Odam alayhissalomga o'sha taqiqni qo'ygan. Yer yuziga xalifa qilaman degan paytida Alloh taolo mana amrimni ixtiyori bilan bajaruvchi mavjudotni yarataman degan. Farishtalar qon to'kadigan buzg'unchilik qiladigan bir mavjudotni yaratasan. Deyişken de Allah inkar kılmak yok. Yok kılmaydı diye gelmez. O şey derslerinin
taqdir qilgan, e'tirof qilgan. Ammo inni a'lamu ma la ta'lamun, sizlar bilmagan narsani bilaman men. Sizlar bilmagan jihati bor buni degan. Bilmagan jihati ilmi va ixtiyori. Va laqad karramna bani adamni, shuning uchun ba'zi ulamolar biz inson bolalarini mukarram qildik, ixtiyorli qildik deb tafsirlashgan. İnne aradna l-emanete, biz insanga amanet, yeryüzüge, osmanga, tağlarga amanetini kundalen kıldik, kütaranmadı. Fahamelehel insan, ve hamelehel insan. İnsan kütardı digende amanetten murad, haklasa asib olup, haklasa itaat kılıp, itaatı ve asiliğe yarışa ceza alışke, tayyorgarlik, razı buluşuna etken. Amanette murad şu bugün. Yeru osmanga şu halasin asib olup, ixtiyarını özünge verilme. Asi bo'lasan xolasing, xolasang itoat qilasan. Ammo itoat qilsang mukofot, asi bo'lsang jazo. Bu bitta ixtiyor. Shu omonatni zimmangga olasanmi yoinki ixtiyoringni bermasdan o'zim boshqarayman, yo parvozga o'zing boshqaraver degan. Ko'tara olmagan. Ammo inson ko'targan. Inson ana shu asi bo'lish ixtiyori bo'la turib asi bo'lmasligi bilan Allohning oldida maqom topadi. Xalifaligi ham shunda. Adam aleyhisselamı halife kılaman degen daha manası şu. Şunun için meyveni yeme günçe cennette yürü uğurken. Halbuki yer yaratılgen o adam. Yer için yaratılgen halife kılıp. Yürü uğurken cennette. Meyveni yeme günçe. Ne mege? Meyveni yegen payette asi bugün. Ama şu asiliğe yerge halife buluşke onu münasip bugün. Ne mege? Çünkü o asi buluş ihtiyarı yüzeye çıkkan. Asi bo'lish ixtiyori yuzaga chiqqanda xalifa bo'lish maqomiga munosib ko'rilgan. Keyin yerga tushdigan. Shuning uchun shaytonni haydagan jannatda. Odam alayhisolamni tushirgan, haydamagan. Ukhruj minha fa innaka rajim degan shaytonga. Odam alayhisolamga ihbitu tushinglar degan. Habata nazaradan farqi bor. Nazara tushib qo'nmasdan ketish ham mumkin, qolib ketmasdan. Bir qo'nib ketish mumkin. Habatada tushib yashaydi odam o'sha. Habata tushib yashash degani. Ehbito deb tushinglar degan. Ehbito bitta oyatda. Mana shunda odam alayhissalom o'sha osiy bo'lish ixtiyori yuzaga chiqishi bilan xalifalikka munosib ko'rilgan. O'shaning uchun o'shungacha jannatda yuravergan, yerga tushmagan. Endi mana shunda odam alayhissalom darrov qaytdi orqaga. Qaytishi bilan va keyin qaytib osiy bo'lmasligi bilan asi bo'lish ixtiyori yuzaga chiqqandan keyin asi bo'lmasdan yurish bilan ashun bilan bandalik yuzaga chiqqan. Ubudiyat shunda yuzaga chiqadi. O'shuning uchun Alloh harom qilgan narsalardan chetlan, eng ibodatli banda bo'lasan deyapti. Ammo bir kishi bir tomonda namoz o'qib, ikkinchi tomonda g'ibatni ham qilaveradigan bo'lsa, bir tomonda ihsonni qilib, ikkinchi tomonda haromni yeb qo'yaradigan bo'lsa, u banda emas u. U odamni birorta ibodati amali qabul qilinmaydi. Banda taslim bo'ladi. Kuchi yetmasdan qilib qo'ygan paytda darrov qaytadi. O'sha odamning gunohi kechiriladi. Xotirjam qilib yurgan odamning kechirilmaydi. To qat'iy tavba qilmaguncha. Ana shu banda ubudiyat va ibodatni o'zlashtirgan bo'lsa, shu odam Abdulloh bo'ladi. Iyyaka na'budu deganda banda musulmon shunga va'da berayotgan bo'ladi. Vujudim, tanam, butun a'zolarim seni buyrug'ingdan chiqmaydi, faqat senga taslim bo'ladi. Qalbim ham faqat senga taslim bo'ladi degan bo'ladi. Iyyaka na'budu degan. Va iyyaka nasta'in, bu vujudimni senga taslim qilishdi. Qalbimni senga taslim bo'lishdi, o'zingdan yordam so'rayman degan bo'ladi. Demak, ibodat va ubudiyatni abd so'zi jamlaydi. Bu shuning uchun bu kishi Alloh farz qilgan narsani bajargin ibodatli bo'lasan dedilar Rasululloh akramning so'zlarida, Abu Hurayra rivoyatlarida. Haromdan saqlansang ibodatli bo'lasan deganlar. O'shanda biz aytgan hali odam alayhisalomdagi ubudiyat ma'nosi hadisni o'zini marfu hadisni rivoyatida matnida ochiqroq chiqadi. Tushundingmi? Senga rahim qilmaydigan odamga senga eng rahimli bo'lgan zotdan shikoyat qilib o'tirma. Allohdan bandasiga shikoyat qilma demoqchi. Allohdan bandaga banda senga rahim qila olmaydi baribir. Inson sizga rahim shafqat qilishi mumkin. Rahmi kelsa unda ham vaqti yetgancha, toqati yetgancha, kuchi yetgancha u o'ta oz bo'ladi. Otangiz o'lganda katta musibatda qolasiz. Odamlar kirib ta'ziya bildiradi. 3 daqiqa. Bo'l.
Ondan keyin siz g'amingizni u his qilmaydi. Ammo otani musibatini siz yillar his qilasiz kerak bo'lsa. Har qanday shunaqa dardingizni o'yling. Kasalganingizni o'yling, kelib, "Voh, juda ichim og'ridi-ya shu odamga" deydi. 3 soniyada o'tib ketadi. O'zi bilan band bo'ladi hamma. Chunki o'zining ham bir dardi bo'ladi inson. Shuning uchun sizga rahim qila olmaydigan odamga sizga rahim qilib turgan zotdan shikoyat qilmang. Alloh taolo bergan qismatdan insonga shikoyat qilmang. Bu ahmoqlik bo'ladi va gunohga botiradi. Vastain billahi takun min ahli khassati. Alloh taolodan yordam ol, yordam so'ra Allohning xos bandalaridan bo'lasan. Bu gaplardan murod isti'ona yordam olish. Avun yordam olish, yordam so'rash. Yordam so'rash degani nima degan? O'zi harakat qilyapti degan. Siz birodan yordam so'rasangiz, bir qancha ma'no bo'ladi uning tagida. Men sizga aytsamki, shu stolni ko'tarishib yuboring desam, yordam so'rayotgan bo'laman. Ko'tarib olib chiqib qo'ying desam, buyruq qilayotgan bo'laman, yordam emas. Yordam so'ramayapman. Ko'tarib olib chiqib qo'ying desam, men o'zim qatnashmayapman ko'tarishda. Buyruq qilyapman. O'zim bir tomondan ko'tarib ko'tarishib yuboring desam, yordam so'rayotgan bo'laman. Demak, istiona Allohdan yordam so'ragan odam o'zi harakat qilayotgan bo'lish kerak. Bo'lmasa u istiona bo'lmaydi. Tahajjudga turg'izgan Alloh taolo deb turib telefon o'ynab yotsangiz tura olmaysiz. Siz o'sha turishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, keyin Alloh sizga yordam beradi. Keyin yordam so'raganingiz haqiqatda yordam bo'ladi. Yordam so'rash bo'ladi. Shu bilan birga istiqonaning tagidagi ikkinchi ma'no qodir emaslikni e'tirof etish bo'ladi. Qachon men sizga stolni ko'tarishib yuboring deyman. Ko'tara olmasligimga aqlim yetgan paytda, lekin mana bu piyolani ko'tarishib yuboring demayman-ku. Piyolani o'zim ko'tara olmayman. Demak, istiqonada siz ojizlikni his qilib so'rashingiz kerak, bo'lmasa istiqona bo'lmaydi. Va iyyaka nasta'in, o'zingdangina yordam so'raymiz degan paytda o'zim ham chakana emasman, yordam beravergin degan ma'noda emas. Balki men o'zim hech narsaga qodir emasman, faqat o'zingdan yordam degan holatda so'raysiz. Qalbingizda o'sha istirob bo'lmasa, istiqona bo'lmaydi. Allohdan yordam so'rash bo'lmaydi. Nimaga Allohning xoslaridan bo'lasiz? Allohdan yordam so'rasangiz. Chunki inson har bir harakatida istiqona qilish kerak Allohdan. U degani har lahza Allohga bog'langan bo'ladi degan. O'shandan xos bo'ladi. Xoslik nimadan kelib chiqadi? Allohga bog'lanishdan kelib chiqadi. Uxlashga Allohga muhtojmiz. Uyg'onishga ham Allohga muhtojmiz. Qo'limiz, oyog'imiz harakatiga ham Allohga muhtojmiz. Ovqatni og'zimizdan solgan paytimizda yutishga ham muhtojmiz. Kirgandan keyin chiqarishga ham Allohga muhtojmiz. Ana shu ehtiyojlarimizni, muhtojligimizni, Allohga muhtojligimizni his qilib tursak, shu bandalik bo'ladi. Shuni his qilib turgan odam doim Allohga iltijoda bo'ladi. Ana shu kishi Allohning xos bandasi bo'ladi. Shuning uchun Allohni xos bandasi bo'lasan. Mendan ko'pchilik nafs tarbiyasi haqida savol beryapti. Mashhur kunlarda ko'payib qolgan. Eplanmayapman, yengolmayapman nafsimni deydi. O'ziga ishlayapsa ekan deyman. Men yengaman deyotgan bo'ladi u. Nafsimni men yengolmayman deysiz. Alloh o'zing yengir. Rasululloh duolar: "Ayati nafsi taqvaha va zakkiha." Nafsimga taqvosini ber, uni pokla o'zing. "Anta khayru man zakkaha." Uni poklaydigan, eng yaxshi poklaydigan o'zingsan, men emas. انت وليها ومولاها وليسي yordam beruvchi do'sti ham o'zing, mavlosi egasi ham o'zing, men emas nafsimning egasi. Shuni qalbdan aytsangiz, nafs sinadi. Lekin men nafsimni jilovlayman, u qilaman, bu qilaman dingda. Buzoqni yugurgani somonxonagacha 2 qadamdan keyin qilasiz. Ko'pincha riyozat ahrlaridan tariqatga kirib riyozat qilib turib adashganlar bor-u. O'ziga tayangandan ketadi shular. Ba'zi qissalarda o'qib qolasizlar, 50 yil ibodat qilibdi, kufr bilan ketibdi deydi. Shaytonning ham ketishi shundan bo'lgan. O'ziga tayangandan, o'ziga baho bergandan bo'lgan ibodatidan. Banda agar Alloh subhanahu va taologa tayansa, bu uni aqidasi sofligini bildiradi. Bu istiqoni Allohga muhtojligingizni izhor qilishingiz siz bir o'zingizni rostlasingiz uchun emas faqat balki haqiqiy aqidani yuzaga chiqarish uchun. Chunki la havla va la quvvata illa billah. Havl quvvat kuch. Havl harakatni sodir qilish. Harakatni sodir qilishga ham ya'ni nigohingizni o'ngdan chapga, chapdan o'ngga olishga ham masalan. Va o'zgartirib bir narsani o'zgartirishga ham va quvvat ham bir narsani ijro qilishga Allohdan boshqasida yo'q, Allohning iznisiz, Allohning madadisiz yo'q.
La havle ve la kuvveti illa billah hükümran bütün dünyada. Şunun akideni kalbine sindiriş için isti'ana elbette gerekiyor. İsti'ana La havle ve la kuvveti illa billah'nin Allahu haliku kulli şeyinin tatbiki kısablanır. O şu akideni tatbiki kısablanır. İbadet ibn-i Samet radiyallahu anhu uluğ sahabiyetken ekerler ki vasiyetleri de oğulları ye. Ey balam bu ne ye digene balaçam digene. Azhiril ye'es mimma fi eydinnes. Azhiril ye'es fi mimma fi eydinnes. Adamlarını kolu digene nerseden naumüddigini izhar kıptır. Adamlarını kolu digene nerseden naumüddigini izhar kıptır. Adamlarını kolu digene nerseden umidvarlik her şekilde oladı. Yukarıdan, kuyudan. Bazı adam oladı. Muhtaç oladı. Muhtaçligiden imkaniyeti kim adamın koludan ümit kıladı bir mesela. Bazı adam oladı. İmkaniyeti kim oladı. Aç gözligiden başkalarının ki emeğini olsun deyip onların kolu deyip köstük edin. İtelesi hem adamların kolu deyip derseden ümit kılış. O şanı bu kişi na umid bol. Kalbinden onu çıkar ginemez. Azhir el-yas. O şu naumidliğini kursatıp dur. İzhar kıp dur. Oturuşunda, turuşunda, yürüyüşünde adamlarının kolu diye nerseden bir hacetliğin zahar bu dursun, körünü dursun. Möltanı bu mu? Yaltaklanı uçu bu mu? Adamlar da kolu diye de mutlakat yaptılar. Fakat baylıkmez adamlarının kolu diye. Meşhurlik var. Mensep var. Ha? Abru var. Yani başka nerseler var. Menfaatler var türlü. İnsanların dünyada türlü imkaniyetler var. O şey imkaniyetleri ge kostikme, kost, ulardan umidini uz, umidini uzgenini ulardan bir türsün. Aşkar kıptır. Fe innehu el-gine. Baylık şu, bir hacetlik şu. Hakiki baylık şu. İmam Muhammed aleyhi rahmanı baylıkları kattı oluyor. Dedesi kattı bay buluyor. İmam Muhammed ibn Hasan aleyhi rahmanı. Ayet işledi ki, pulunu kısab kıladigen, işlerini yürütedigen, buğaltırları 300'e yetken değil. Öyde katta tadbir kalıyor kendi. Dedesine koyan katta mal, o kişi hem yürütken kendi şunu. Şunu hemesini ilim yolunda sarf ediyor kendi kendi. Talebeler gibi verip, kitap yazış gibi verip, medrese kurduğun kendi, başa kıyan dur. İlim yolunda hemesini sarf ediyor kendi. Ahara bir de eski çapanda koyan kendi. İmam Ebu Yusuf körüp, içi ağırıp, bir yenge çapan hadiye kıyan kendi. Kısa ama kendi kendi. Ben sadaka alış için ihsan kıyamaz ben de kendi. Ben izhar kılım. İbn-i Cerir el-Taberi aleyhirrahman bura hediye verirse oranına yanında hediye olmasa kabul kılmarkerler. Ne kadar hediye verirse yanında ne kadar olsa verirkerler. O hediye kılarken bu kişiye hediye kılarkerler. Lakin yanında neresi olmasa hazır alamam özür deyip koyarkerler. Kaçan ki imkanı bu günde alarkerler. Bana şu ulamalarını sünneti biz şunun özümüzde cari kılışımız gerek. Fe innehu l-gine bana şu baylıktır. Bu tahsiller ilmin menfaatı şunda bulur. Eğer alim bulup durup, ahli ilim bulup durup, buranı koruyu halediyen bulsayız, har olasın. İlmiyizi hem har kılasın ve o ilimini ahiret gelmez, dünyaya işletip, o yüzü dozak yap getirsin. İlmini dünyaya işletedi o adam. Çünkü temel gir. Ve hazırda köp, musibetlerimiz şundan uzarsın. Ve iyyâke ve tam'a temel girlikden saklan. Ve talebel hacati ilennes. Adamlardan hacatini talep kılışını hem. Tarqi undan saqlangan. Fa innahu al-faqru muhtojlik kambag'allik shu. Sen boylikni pulda kambag'allikni yo'qchilikda deb o'ylama. Yo'q. Boylik sen boshqalardan behojat turishing. Kambag'allik boshqalarga hojatingni aytib turishing. Bu yerda ba'zi bir oz nozik nuqta bor. Tamadan saqlan va hojatingni talab qilishdan saqlan deganlar ikkalasi ikkita narsa degani. Tama qalbdagi narsa. Şu adam bana size verip kasaydı deyip dursayız, hala sorama gelsin, bu tamam. Yani sorasayız, bu tamam. Kalbinizde o şey istek hasıl buluşurdan hem kaçışınız gerekiyor. Şimdi talib-i ilim mesela özünü kalbini ıslah kılması olsa bunda kalasın. Bir cahide durursunuz. Şu adamdan bana size verip kasaydı deyip kalbinizi hep kaldı. Ya ki bana mesela bir at hayakır deyiz, bana bana size verdi. Eski kemengen payette verdi, alıp git olayın hadiye, kabul. Ve halal. Lekin siz nimadir berarmikin degan umidda kirdingiz. Berda qalbingizni buzadi shu. At-tama'u yudhibul hikmata min qulubil ulama deganlar. Tama
ulamolarning qalbidan hikmatni yo'qotadi. Tamam? Ulamolarning qalbidan hali biz ulamo bo'lganimiz yo'q. Ulamo bo'lganingizdan keyin ham qalbingizga tama kirsa, hikmatni yo'qotadi. Hikmat nima? Olgan ilmini to'g'ri sarflash o'rniga tatbiq qila olish ilmi, ikkinchi ilm u. Hikmat alohida ilm va quvvat hisoblanadi. U shunday sifatki, bilgan narsalarni kishi o'rniga qo'yib tatbiq qila olishini ta'minlaydi. U shunday sifat. Hikmat ketib qolsa ilm nima bo'ladi ta'sir? Zoya bo'ladi, ziyonga ishlaydi. Kerak emas joyda fatvo aytadi. Odamlarni fitnaga tushiradigan masalani ko'tarib chiqadi. Hikmat ketgan odamlar shular. Odamlarga fitna soladi orasiga. Islom birlashtiruvchi bo'lsa, tarsalovchi dinga aylantirib qo'yadi ko'targan masalalar bilan. Odamlarga hozir namoz ibodat zarur, boshqa masalalar bilan boshini qotiradi ular. Axloq zarur. Odamlar suvga muhtoj, ularga dengizdan gapiradi. Odam suv ber. Ular bir qudumga zor, sen dengizni talab qilma ulardan. Hikmat bo'lmagandan keyin ilm egasini ham zoya qiladi, boshqalarni ham zoya qiladi o'sha ilm. Odamlar uni ilm deb o'ylab ergashadida adashadi. Hikmat yo'lidan shu. Tamam shuni hikmat topib qo'yadi-da. Ilmni tatbiq qila olmaysiz yoki noto'g'ri tatbiq qilasiz. O'sha tamam kelib qoldi masalan qalbingizga. Qalbingizni siz isloq qilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Qachonki tamam qilgan paytingizda kelsa, o'shani berib yuboring, olmang. Bu odamni olib qo'yavering. Xafa bo'lmas. Masalan men Yosin bilan ko'rishdim. Yosin boy odam. Gaplashib o'tirib bizda ko'rinmay kelyaptiki, ja boy odam ekan. Men talibligimni bilyapti. Ixlosi ham bor shekillik va bir narsa berib olsak ajab emas. Ko'nimi kelib qoldi. Berdik-ku, xudo o'ylab. Shuni ishlatmasligim kerak. Qalbimni, nafsimni isloq qilmoqchi bo'lsam, berib yuborishim kerak bo'lsa. Nafsni bir marta, ikki marta mag'rum qilsangiz, keyin o'shunaqa birovga ko'z tikishdan to'xtaydi. Bu tajribadan ko'p o'tgan. Shunda qalbingizda siz boylik tuyasiz, qalbingizda xotirjamlik tuyasiz, nafsingizda haqiqiy g'inoni boylikni ko'rasiz. Innal g'ina g'inan nafs degan Rasululloh. Boylik nafsning boyligidir. Alayhi salatu vasallam. Bu har birimizga kerak. Qaysi maqomda bo'lsangiz ham, qarang, qalbingizga tama kelib qolsa, oylik boshqa narsa. Kelishgan narsangiz boshqa narsa. Uni talab qilaverasiz. So'ramagan paytingizda bersa, u ham bemalol. Ahlan va sahlan. Opadamdan Alloh rahmat qilsin, olam so'ragan ekanlar. Dada luqmay halol qanaqa bo'ladi degan ekan. Desa, o'ylamagan yeringdan kelsa degan ekanlar. O'ylamagan yeringdan keladi luqmay halol deb qo'ygan ekanlar. Opadam ham o'sha Anjonning eng katta ahli ilmi bo'lganlar, Habibulloh hojdamlar. Birov u paytda rubllar yaxshi quvvat dollardan baquvvat bo'lgan. Yaxshi pul berishgan, lekin e'tibor qilmagan ekan umuman. Kelib tashlab qo'yadigan. Keyin to'plab hammasini tarqatgan va sarflagan kambag'allarga qanchasiga uyqu bergan, qanchasiga mahallalarga ko'priklar solib bergan, asfaltlar qilib bergan, tullarga uylar qilib bergan, yoshlarga uylar bergan. Ko'rgan odam hozirda ko'p narsani olyapti deb o'ylagan. U hojdomlar hammasini sarflab olgan. Olavergan. Lekin tama qilmagan, ko'ngliga kelmagan, bilmarkan kim qancha bergan, bilmarkan. Keyin lekin tushgan-tushganini to'plashganda zaruratni ishlatgan bo'ladi, qolgan hammasini tarqatib olgan. Hazrat dadalari ham Alloh rahmat qilsin. O'sha vaqtda masjiddan oylik olar ekanlar. Masalan 170 so'm. O'sha paytda masalan, taqriban shu atrofda bo'lgan. O'shanga bir oylik bozor qilar ekanlar. Keyin yig'inlardan, ihsonlardan kelgan pullarni hammasini to'plab, to'llargacha, ko'yalaylargacha to'plab, hammasini tarqatib olar ekan. Umuman uyga kirgizmagan ekan. Endi ani ishlatmagan ekan, uyga kirgan. O'sha sotib ishlatib olgan boshqalarga. Tarqatib olgan. Hozirda opadam ham Alloh rahmat qilsin, to'llarda hamma yo'toplarida bir yilda bir ikki marta ulamolarni yig'ardi va hamma muxlislarni yig'ardi. Hammasini tarqatib olardi. Undan tashqari aliyandek qurilishlar va hokazolar har kuni bir nechta bevadan yetimdan havolab kelardi har kun. U 30-20 ta izdihom orasida. Shu qadarki tog'amlar aytishadiki, biz bilmaganmiz ko'pini deydi. Onamlar ham bilmagan. Opadan o'tganda qanchasi kelib bizni havolab turardi, bizga ayvon qilib berardi, bizga o'qib bergan, bizga o'qib bergan deb kelishgan. Bilmagan. Bolalar ham bilgan emas. Ana shunday bo'lish kerak ahli ilm. Ana shu odam doim izzatda bo'ladi. Allohni oldida ham, bandalarni oldida ham, hatto fosiqni oldida ham. Fosiq ham hurmat qiladi shu odam. Ko'pincha bizga musibat o'sha o'zimizni qalbimizdagi kasallikdan keladi. Tama xususan insonni xor qiladi.
Onun için bundan ahli ilim adam hususan uzak buluş gerek. İmam Ahmed'ye amir hediye cöneterken, halta halta tırla cöneterken de Ömer geldiler. Şimdi Ali Amir yanına gelirse her gizli gizli maçta olup çekildi. Sizi hediye zaham edi bu İmam Ahmed deyişti. Şimdi görüyorum ki tahsir sizi topkenizi haram dedi de o demokçı da amirem ihlası belentekendi de İmam Ahmed beni tillemi nüme kısın. Bir günde yarımta külçe yese halas katonu. Yarımta katonu yediği adam beni tillemi nüme kısın dedi. Amirem bilgen bunu takvasın. Kerim onun tülle özü kereyim. Mesela ne kadar tülle uyku kılış gerek, kıyım kılış gerek. O özü kılmasa onu, kereyim olmasa onu. O yarımda katı namlılan yaşayacak adam olsa. Ben de başı görüyorum, başı görüyorum ben tüllem de gerek. Amirem çıkıp etken eke. Gepne etken adam mı? Cevabını bergen eke. Yani sen etken ne kalmaz. Belki başka cahat yan var İmam Ahmed'de olmasın. Yani şu yerde amir hem kayıl koyan ki, menge hacatı yok İmam Ahmed. İmam Ahmed'dir. Amir, menge hacatı yok İmam Ahmed dedi, biliyordu. Ahli ilim ana şunu diye böyle. Hiç kimge ihtiyacınız etmemez, izhar bulmasın ve ne fakat izhar olmasın ihtiyacınız. Bihacatliğiniz zahir olup dursun. İmam Ahmed'de bihacatliği amirge zahir olup dursun. Sizi bırak, bir nesle bilen avre almasın. Her kanaka avre dünyanın nimeti siz için erzmez bu oruç gerek. Eğer ahli ilim bu siz. Şimdi başka adam bulamayın deseyiz merhamet. Lekin ahli ilim bu siz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı izdaşları bu mahşif bu siz. Şu. Şun için zuhud gelmeye buyuruladı. Zuhud baylık bilen buladı o. Köpeği tamam ben. Zahid adamlar asli bay buladı. Fakat bir uğradı. Kilo uğradı bir uğradı. Bir kilo uğradı bir uğradı. Yani kolodaki nesine rağbatsız buladı. Ozu topanmayan ki adam olsa muhtaç olsa o zahidlik kılamaydı. Ozu yok ozu. Kese ondan köz yumalsa o şu adam zahid bulur. Ayağı isteyge o şu tillek yaptırsa, ayağı isteyge baylik yaptırsa, ayağı isteyge mensep yaptırsa siz onunla kıya bakmasayız ana şu Süleyman'ın makamı bulur. Süleyman Aleyhisselam. Ana şu peygamberlerin makamı şu peygamberlerin miras huru buladı şu adam. İnşallah. Şunu et yaptılar. Temadan adamlarına hacetini ayetişten saklanın diyebilirler. Bana şu rivayette Ubadet ibn-i Samit'in bir acayip işleri bugün. Şimdi keledim bilmedim. Atamana nasihat kılın degen de oğulları. Nasihat kılın degen de otkazgın degenler. Yotken bugünler. Az günü otkazgınlıkken kim yapırgenler. Çünkü dedi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini etkenler bu yerde. Resulullah'ın sözlerini ayetiş için ölüm töşekede yatken adam yatken için ayetiş için rava kılmadan uzak. Arkasını tiyatıp keyin etkendir. Bunun arasında başka yerler yan var. Evvelu men halakallahu kalem diye başlayın gelmez aslında. Bunun için Allah yaratkan neyse kalemdir. Hemen sen bit bugün. O için özünü küydürme deyip devam ettir diyenler ki. Bana şu yapını sallu salate muvet bi'e deyip koyardı Mısır'ın bazı imamları. Namazdan aldım. İstevu Lâ tetrukul furac orada aç olacak kalmasın. Deyip durup birinci step, ikinci step doldurcular hemesini. Deyip durup ki ahırda ve sallu salate muveddi vedalaşıyken adamın namazını okuyun deyip koyar. Bu kişi şu gepe yaptılar. Şu gepe alba yetişe diyorlar. Ve idâ sallayte fe salli salate muveddi'in vedalaşı uçuyor. Yani hayat bilen vedalaşıyken adamın namazını okuyun. Abdullah Kadiri'ni 4. Ekteber'de atışken de o şu şehitler meydanı da atışken. O şu vakitte bir tepeli bugün o şu tepeliden atıp paskı yumurat varışa oluyor. O şu yakında yaşayan adam Abdullah Kadiri'nin tanıyan adam eken. Kadırdanlı gibi var. Bir şarpı yaştırdı keçesi değildi. Bir de kalesem Abdullah değildi. Oruçka etti ki ben namazı kuleye dedi değildi. Kiyin taharat kıldı abdestinde su alıp taharat kıldı da. Kiyin kestimini geçip mezuniyetinime, ciketini geçip iki rekat namaz okudu ki ok avazı eşitildi. Bir tırkıştan payladım şunu deyip etken. Ana şunu de namaz tasavvur zikredimi hazır. Şu namazda kendi okuyan mı oladı Abdullah Kadri? O zorlu. Bunu birinci sünnet kılgen Hubeyb raziyallahu anhum oladı. Asir yarışırken Mekke müşürlerden kılgen. O kişi birinci olup şu iki rekat ölüm adına namaz okuşunu sünnet kılgenler.
Her bir kişinin özümüz, her birimizin ahirgi namazımız buluşu mümkün, her bitti namazımız. Ma'rufu kerhi aleyhi rahmet örgenleri de bir kişiye, bir kişiyi kama ettiler de, imamlikke ötkün deyiptiler bir kişiye. Neyse, o haligi adam, özüse betekalifli kılmak yoktu da, ma'liyu, bu sefer ötemen, ama kendi namazı ötmeyeyim ben deyipti. Neyse, ma'rufu kerhi, iyi sen hali ikinci namazı getirdi bari, ben de böyle yapsam bunu yani kendim. Na'udhu billahi min tulil amel. O arzu ümmetti, huzurluğundan Allah saklasın, amelden kaldırır dediğine gelirler. Bu namazı götürmem olmadı, kendisi götürmeyeyim ama imamlık ki ama deyse, sihari kendi namazı getirdi bari ben de böyle yapsam diye. Ana şu her bir namazın ahirgi namazı diye okuş, tasavvufda, tarikat, nakşibendiyede, hasaten taklitlerim. Şu, bana şu, salaflarını sözlerden alınca, sünnetlerden alınca. Bu da alışveriş eden adamın namazı kan diye bolada. O yüzden şundan başka imkaniyeti yok. Ahır ki iki rekat, yok ki ahır bir tur rekat. En mükemmel surette beceresin. Ne maliz, ne ehliz, ne başka nesne işsizlik yemeydi. Ben şu ahır ki Allah'a münacatım, şu münacatım ahırı da Allah'a röper olamayın diye siz Allah'a kan diye münacat kılırsınız mümkün. Ölgenizden ki mağfiret dua kılas ötmeydi. Ondan aldın, mağfiret sura varas ki ötedi. Ölgenden ki hemen tabak ne? Rabbena absarına ve semihine farcayna. Mulhid hudadını inkar kılgenden ölgenden ki gördüm bana Allah, bana işittim. Ama yani, indi kayıtları indi ibadet kılıyın deyip. Hemen ayeted ölgen. O tavbe tavbemez. Hatta gargarın ki yempe ettiği tavbeye mi tavbemez. Ondan aldın ki vakitteki tavbe tavbe. Lekin her bir saniye bizge ahirge buluşu mümkün. Şunun için, iki rekat namaz kan da yokuyumuz o zülenim, ahirge namazımız olsa. Şu namazda keçirilse keçirildik günahımız. Bu mesela bol keçirilmeydi. Hangi tavba kalemiz o şu namazda? Şu namazdaki Subhanallah bizge derece verildi. Aldın birer geçen şu. Hangi tesbih hayatımız? Ana şu halatını kalbimizde, ruhumuzda hazırlayıp durup namaz okuşumuz gerek. Muaddi'nin namazı şu. Asallu salata muaddi' digenin manası şu. Bu kişi uyarıda bana şunge bir kança misallar keltirediler. Selef-i salihlerden. Abdurrahman ibn Ebu Nu'm El-Beceli Kufi, Allah o kişinin rahmet kılsın. Birinci hicri asırda utkerler. Kufali bugünler. Etledi ki, Bukayr ibn Amir etkenekeller ki, eğer Abdurrahman ibn Ebu Nu'm'ge ölüm perestesi kep kaldı. Ruhunuzu, canınızı almak için. Dip ayetilse, aynı demde hiliyetken ibadetleri, amellerini üstüye koşumça kullanmasınlar. Yani şu derecede amel kılarken ki, ondan artıkın özü ilacı yok kendi. İrtiki aceliniz kele dese, mesela biz köprak namazı okup, köprak tesbih edip, köprak ihsan kılış ki uğrunamış, doğru mu? O kişi onu kılarmarken, çünkü ahirki imkanını sarpılayken bırakken her gün olsun. Eğer o kişiye irtiki acelin keledi, tergerliğini kıl dese, kündeliğini özgürtülenmez diyor. Kündeliği uzun, ahir günde geçerdi her gün. Yine zikir kılığımız, Hacı'da apadım, Allah rahmet kılsın, hoşuna kediler. Köp vasiyet kıyan, bumgeyem. Bu meterdi ki, 50 yıldan beri vasiyet kılarsınız. Siz, ben olamaz sizden aldım diye kıyardı. Hakikaten ben bir yıl aldım onu da apadımdan. Lekin apadımlar, bana şu sünnet kemen kıyan. Her günü ölümü tayyar durgen. Vasiyeti daim eğitilgen. Özgürse vasiyetini özgürtülüp koygen. Ve birer de maliyevi hakkı koymagen. Ve birer kişinin hakkı koymagen. Daim acelge tayyar durgen. Kefenge tayyar durgen. Bana şu mumunu sıfat. Namazıyızı vedalaşırken kişi diye okuyun diyekken hem kuduş. Amelinizi ahirgesi diye kılayım. Abdurrahman ibn Ebu Nu'm şuna koygen ekeller. Yani eğer o kişiye ölüm riski hep kaldı, ferişte hep kaldı dese birer de nasıl koşumça kalanmasını değiller. Yine selef-i salihlerden Müslim ibn-i Yasar hakkında ayet edilir. İbn-i Şevzeb ayet edilir ki Müslim ibn-i Yasar özünün ahlige kaçan ki namazı ekirse ettirken ki neme gapirseyle gapir oraylar. Men gapirlerini eşitmeyim ben deyip koyarken. Üylerge otketken payitte adamlar gelip uçuruşuptu. Ken uçuşuge bunlar sana zikir kılışken payitte sezmep men deyip koyarken. Üylerge otketkenini sezmeyken. Namaz yekirken de şunu yekirerkenler de. Müslüm ibn-i Yasar. Üye kirseler
hani ota-onasini otani hurmat qilib, ulug'ni hurmat qilib jim o'tirisharkanda, keyin u kishi gaplashmoqchi bo'lsanglar, men quloq qoqqandan keyin gaplashaverasizlar derkanlar. Quloq qoqqandan keyin eshitmagan ishlasizlar. Gaplashaverar ekan bemalol. Biz biroq namoz o'qiyotsak ehtiyot bo'lamiz. Gaplashmaylik, namozga xalaqit qilmaylik deydi. U kishi aksincha namoz o'qiyotgan paytlarda gaplashaveringlar, baribir eshitmayman derkanlar. Yana Mansur ibn Zazan 131 yil vafot etganlar. U kishi ham u kishi haqida ham aytilgan ekan. Husham aytadilarki, agar u kishiga farishta o'lim farishtasi keldi desa, agar eshikda turibdi desa, amaliga biror narsani qo'sha olmasdi u kishi ham deydi. Yana kengisi Mansur ibn Mu'tamir katta muhaddislardan. Sufyon aytadilarki, Sufyon as-Savri, agar Mansurni namoz o'qiyotganingni, namoz o'qiyotganini ko'rganingizda edi, bu odam hozir o'lib qoladi deb o'ylardingiz. Mansur ibn Mu'tamirni hadisda ko'p kela, hamma musnad sunanlarda kela. Mansur ibn Mu'tamirni rivoyatlari o'ta ko'p. Shu kishi muhaddis bo'lganlar, katta muhaddis, namoz o'qiyotganini ko'rsang, hozir o'lib qolar deb o'ylarding deydilar. Shu darajada Allohga bog'lanib namoz o'qirkanlar. Sufyon ibn Uyayna aytadilarki, Kufada 3 kishi bor edi. Muhammad ibn Suqa, Amr ibn Qays al-Mulai va Abu Hayyon Yahya ibn Sa'id at-Tamimiy. Agar bularga, bulardan birortasiga sen ertaga o'lasan desang, amaliga biror narsani qo'shimcha qilish olmasdi. Va Muhammad ibn Suqa aytadilarki, Allohga osiy bo'lishni ham bilmasdi deydi. Allohga osiy bo'laman desa ham bo'la olmasdi. Bo'lishni istagan emas, osiy bo'lish tabiatda umuman yo'q edi deydilar. Ya'ni u osiy bo'lish tabiatda bo'lgan ilgari, lekin nafsi shuncha bo'ysundirgan. Mana shu va bu kabi misollar ko'p. O'zi asli Hazrat Imom ham, Imom Abu Hanifa alayhi rahmaning ham laqablari qoziq bo'lgan. Vatad deyishgan. Nimaga desa, qiyomda ko'p turgandan. Qiyomda, namozda ko'p turgan. Chunki u kishining mazhablarida qiyomni uzun bo'lgani afzalmi? Sajda rukuni ko'p bo'lgani uzun bo'lganimi desa, u kishi qiyomni uzun bo'lgani afzal deganlar. Nimaga desa, sajda bilan rukuda o'zingni gapingni aytasan, haqqincha zikrasan. Qiyomda Allohning kalomini o'qiysan deydi. Allohning kalomini hadis sharifda keladi. Va fadlu kalamillahi ala kalami g'ayrihi ka fadlillahi ala xalqihi. Allohning kalomini boshqa kalomlardan afzalligi Allohning boshqa mahluqotlardan afzalligi kabidir. O'zi qiyos qilinmaydi. Alloh bandadan afzal deyolmaysiz, qiyos qilinmaydi. Lekin bu Alloh bilan bandaning o'rtasida farq shunaqa qancha katta bo'lsa, Allohning kalomi bilan bandaning kalomini o'rtasida farq shuncha katta degan. Shuning uchun u kishi imom aytganlarki, qiyomni uzuni afzal. Masalan, siz 1 soat namoz o'qimoqchisiz. Shu 1 soatda 20 rakat o'qiganingiz yaxshimi? 10 rakat o'qiganingiz yaxshimi? Yoki 4 rakat yaxshimi? Qiroati uzun bo'lib desa, 4 rakat yaxshi deganlar, qiroati uzun. Dalil qilib Oyisha radhiyallohu anhoning hadislarini aytganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallam tahajjudlarini zikr qilib 4 rakat o'qirdilar. La tas'al an tulihinna va husnihinna. Yoki an husnihinna va tulihinna. 4 rakat o'qirdilar, u 4 rakatni go'zalligi uzunligidan so'ramay qo'yaver deganlar. O'ta uzun qiyomda turar ekanlarda. Hazrat Imom shuni dalil qilganlar va o'sha Allohning kalomi bo'lgani uchun u afzal deganlar. O'shaning uchun o'zi uzun turgan. O'shaning uchun qoziq deb nomlagan. Namozi shunaqa xushvoli bo'lganlar. Mushaf Mis'ar ibn Kidom Hazrat Imom shogirdlari va katta muhaddislardan Mushaf deb laqab olganlar. Qur'oni Karim bir satrda qatorar ekan, u kishining ko'zining oldida. Kim qayerdan shu ishtibosi bo'lsa, so'rar ekan u kishi, Qur'onni ochilgan Qur'on deyishar ekan, Mushaf deyishar ekan. Ochilgan Qur'on degan ma'noda laqablari Mushaf. Mis'ar ibn Kidomni Mis'arul Mushaf deyishgan. Uylarini tepasiga chiqib olib o'qir ekanlar namozni kechasida. Qo'shnilarini qizi aytarmishki, dadasiga, dada bir xodimni turardi-yu, o'sha yo'qib qoldi-ya dermiş. Kechasida ko'rib sezilmaganda odamligi. Uzoq turganidan ko'rgan odamlar uni bir ustunmi deb o'ylar ekan. Ana shunday namoz o'qishgan. Biz juda dangasa bo'lib ketganmiz taqsirlar. Shuni yaxshi bilaylikki, ibodatimiz agar sunnatga muvofiq bo'lib, o'sha mashatgandek namozimiz agar joyida bo'lmasa, jamoatda va joyida bo'lmasa, ilmimiz bizni faqat Allohdan uzoq qiladi.
bu ilimi toxtatib ibodatga kirishgan yaxshi. O'shaning uchun bu kishi shu nasihat qilyaptilar. Hammamizga kerak. Har safar shu oxirgi namozimni deb o'qing. Oxirgi namozimni deb o'qiyapsizmi? Oxirgi namozingizni deb o'qigandan keyin undan keyin o'lishingiz mumkinmi? Doim o'limga tayyor turing. Chunki o'lim yaqinimizda turadi. Bu kishini solih bo'lishiga, bu tushkunlikka olib kelmaydi bu. Tarki dunyoga olib kelmaydi. Bu dunyoni obod qiladi. Dunyoni obod qiladi. Mana shu yashash tarzi dunyoni obod qiladi. Dunyoni yaxshilikka, ezgulikka to'ldirib tashlaydi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.